Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 18 Ocak Perşembe İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de altı koşulu bir programımız bizleri bekliyoruz sevgili dostlar. Ee, yani güzel bir program, tam mislilik bir program arkadaşlar. Ben misli oynayacağım, 3 tane banko adayım olacak. Ee, rakip hanesini önereceğim safkanlar var. Ee, tabii ki 12 e, TL'lik bir 12.80 TL'lik bir e, kurgu önereceğim banko olarak ama rakiplerine vereceğim tabii ki tercihi size bırakacağım. Ben 12.80 e, kuruşluk bir kurgu önereceğim sizlere. Bakalım yarın yani misli oynayacak yani mislilik oynayacak altılıyı e, gibi görünüyor sevgili dostlar. Yani pek para verecek gibi görünmüyor tabii ki bir programda yani bu kadar cazip safkanlar olması benim de enteresan yani e, koşula belki de çok sürpriz bitecek koşular olabilir. Bakalım yarın nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Herkese bol şanslar diyelim. Videomu izlerken ve dinlerken de bir beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet saatlerimiz 15.56'yı gösteriyor. Altılgayımız ikinci ayağı koşulacak. İstanbul'a Volt Polat'ı yazarak e, bir 18 küsür gayanla geldi. Güzel bir e, gayan yazdı bizlere sevgili dostlar. Sürprize başlamış olduk. E, bazı arkadaşlar e, abi e, sağdan gelen dikkat çekilmesi gereken safkanlar var mı? Bekliyoruz yorumun diye. Ben yorumların altında video çekmezsem eğer videomun hemen altında yorumlar kısmında sabitleyerek orada e, duyduğum safkanlar var. Onları sizlerle e, yazıyorum. Daha sonra videomu tekrar girerek yarışları bir saat, iki saat veya yarım saat kala ben hemen orada e, gelirse elime teker teker safkanları sizlerle buluşturuyorum. Yorumlar kısmından da bakabilirsiniz sevgili dostlar. Bunu dile getireyim. Evet geçelim koşularımıza. Birinci koşu saatlerimiz 15.30'u gösteren Maiden 4 yaş araplar 1900 metre kuma çıkacaklar. Evet burada baktım ate, ateş anı herhalde. Ee, Mustafa Çiçek de ilk defa deklere e, görünüyor bu savgı. İzmir'de yarış hayatına başladı. Son kosunu 1600'de boyunla Mertcan Çelik'le e, kaybetmişti. Kırşahin kazanmıştı. E, zar zor altın e, Altınzade, Raşit abi bunlar da var. Onları da e, geri planda bırakmıştı. Hatta Başperi'yi de geçti. E, onu da üçüncülükte bırakmıştı. E, ateş anı Mustafa Çiçek de yani bu grupta ben geçileceğini düşünmüyorum. Yarın ben net bir bankoyla başlayacağım. Banko ismimdir. Rakip Rakiphanesinde 3'te 4 çıkıyor Muhammed Birbirgin'le, Nevzat Avcı'yla. Muhammed Birbirgin gerçekten bu aralar İzmir'de bindiği bütün safkanları neredeyse getiriyor. Sürprizi de imzalatıyor. Müthiş. Yani çok formda Muhammed Bilgin. Bakalım yarın Bay Turbo'yla bir sürpriz yapabilir mi? Ama ateş anını ben geçileceğini düşünmüyorum ye net bankomdur. Bank olarak başlayacağım. 4'lü ikili için önereceğim isimler yani rakip hanesinde de değerlendirebiliriz. Evet geçelim ikinci koşu. Kısa vade 6 bir mücadeleyle 5'lik ayarımız başlayacak. Dişiler amazı 3 yaşlı İngilizler 1400 kum 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 5 nolu safkanımız Nevzat Avcı eşliğinde piste çıkacak. Nevzat'la son koşusunu e, Piri Reis koşusunda e, da Dapermen'in kazandı o koşta. Zaten favoriyle hemen arkasına bir ikincilik elde etti. Güzel bir sonuç elde etti Nevzat Avcı'yla. E, erkeklerle de koştu sevgili dostlar. Şimdi grupta dişi tam dişine göre bulmuş bir grup. Beşte benim ikinci banko ismim olacak. Rakı payanasında burada yine 6 ile bir nolu safkanlar gözümüze çarptı. E, burada 5 nolu safkanımız e, bu grubu geçmesini bekliyorum ikinci net banko ismimdir. 1 ile 6 rakiphanesinde ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Evet bugün İstanbul'da e, ilk koşta sizlere e, banko olarak bir nolu safkanımızı önermiştim. Yine dengesin biri çıktı hatta ikili de dedim. 2-3 İki, ikili alalım arkadaşlar diye. E, yani bir e, banko kazandı. 2 ile 3 de biri ikinci biri üçüncü oldu. E, bu sıralı ikiliyi bulsan ne olacak diye yazmış bana. Ee, ya arkadaşım yani git yandaki arkadaşına veya sağ, soldaki arkadaşına söyle. Yani paramızı 3'e katladık. Yani 4 gayanlık bir ikiliyi yakaladık. Ee, yani söyle bakayım e, sana e, verecekler mi para? Yani e, katladığın para 100 lira bassan 400 lira alacaksın. 300 lira cebinde bedava altınlığı e, yapmış olacaktın. Yani <laughs> enteresan isimler de çıkıyor. İkili veriyoruz. Bu ikili bulsan ne olacak diyor. Peki arkadaşım bir şey demiyorum. Neyse ee, ne demiştik ikinci koşuda da 5 nolu safkanız banko dedik. Evet geçelim 3. koşuya. Kısa vade 8-4 ve Korengilizler 2100 metre kum 5 safkanımızı alıyor. E, Dörtlü gayemiz da bu koşuyla başlayacak. Evet e, burada da e, benim net bir bankom olacak sevgili dostlar. Ee, yani aslında iki safkan yeterli ama ben e, delivery tarafındayım sevgili dostlar. Yani bu mesafede e, Grup 3'te işte İzmir'de başla e, maalesef yarış kaybetmişti. Ve ya işte de start almıştı. Şimdi e, Delaware rahat bir tempoyla koşun, liderliğine alacaktır. Tabii Maho Kılıç da buna eşlik edecektir ama Maho Kılıç Mehmet Kaya ile sıyrılabilir mi? Bu aralar formda Mehmet Kaya gerçekten çok formda. Ee, yani Deliver'ı en ciddi rakip görüyorum ama bir nolu Deliver diyeceğim ben. Üçüncü net banko olarak da e, bunu kuponumda yer vereceğim. Tek ciddi rakip orada Mavi Kılıç zaten bu grupta. Yani başka artı ben göremedim. Jefe Efes, Özen Yıldırım'ı bildirmişler. E, dördüncü kez deklere. Sonları e, etkili gelir. Grup 3'te işte 1700'e Özcan'la yaptı. Hatta 3-4 boyda geçtikti ama e, birazcık arttırdı ama olmadı. Dördüncükte ayrıldı. Yani bir Delivery Bank'on 2 ile 5'i ben ikili için değerlendireceğim isimler olacak. Evet geçelim dördüncü koşumuz. Şartlı 4 dişiler ama 4 de şartlar 1900 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, eee ikinci aya başladı. Birazcık e, videomuzu durduralım. Yarışı izleyelim. Evet, yorumlara kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Göktuğ Tay kazandı sevgili dostlar. 3 nolu safkanımız. Zaten kafa atımızı Göktuğ ile başlayalım demiştik. Ve de 12.05 gibi güzel bir gayanla yine devam ediyoruz. 2-2 iki yaptık. Evet, 4. koşudaki sıralamamız nasıl olacak? Yani burada yine 2 safkan ben ön planda çıkarttım. Onlar kimler? Malcolm, Momo, Muhammed Bir Bilgin ile ilk defa dektere görüyoruz. İlk safkanım olacak. Ve de iki nolu Derya değil. Erhan Aktula yaptığı son İzmir işini e, çok rahat bir tempoyla ile kazandı. Gerideki safkanlara 8-9 boy gibi fark attı Erhan Aktuğla. 58,5 kiloyla yine aynı kiloyla Erhan Aktuğla. Erhan Akdoğul'a 2 nolu derya değil diyeceğim. Yani 6-2, 2-6 yeterli gibi görünüyor. Daha da sürpriz arayacak arkadaşlar. 3 nolu Poncikta ve 4 nolu tek yeke dikkat diyeceğiz. Evet 6-2 çizgi sürpriz konumunda. 4'lü 3'ü de değerlendirebilirsiniz. Ama 6-2 yeterli gibi gördüm. Evet. Geçelim 5. koşu şartlı 4. 4 rekoru Araplar 1600 metre kum. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman yani e, gerçekten bir tek Anayurt e, geri planda kalabilir. 89 günlük bir arası var. E, yaptığı son koşular gerçek İzmir ve Bursa pistinde o kadar iç açıcı değildi. Sonra bir geriye aldılar bu safkanı e, sevgili dostlar. Anayurt'u yurtu Alican İnci ile şimdi piste çıkacak. Herhalde bir koşu görmesi için çıkartıyorlar. tabii ki tam bir koşu görür. O da bizi patlatır. bana karışık gel. Tabii ki burada 3 dolu Onar Bey. Mehmet Kaya ile çok çok öne çıksa da buna bir nolu Çağlaş Alaçat Muhammed Birbilgin'le. O da yaptığı son 2000 metre kumunda Muhammed Birbilgin eşliğinde koşuyu kazanması bilmişti. Havza aslında geri planda bıraktı. Yani 3-1 gibi görünüyor ama ben 2 5 4 Bunları da kuponumda iliştireceğim. Zaten 3 tane banko e, değerlendirdik. 4. E, koşumuzda da zaten 2 at geçtik. Burayı kapatalım sevgili dostlar. Hepsi diyelim rahat bir yarış izleyelim e, derim. Evet geçelim 6. ve son koşumuza. E, handikap 15 dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 2.000 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben e, 4 safkanla geçme planladığım bir koşu. Onlar kimler? 7 nolu safkanımız Muhammed Mirbilgin'le 1 nolu safkanımız Nevzat Avcı eşliğinde 6 nolu safkanımız Erhan Aktula ve de 5 nolu safkanımız bu koşta e, ön plana çıkan safkanlar. Bir de sürpriz e, olarak o da Pavli Çenko e, diyeceğiz. 8 nolu safkanımız da değerlendirebiliriz. Son koşusu gayet iyiydi. Veya 9 nolu safkanımız Mert Uyar eşliğinde Bütçemiz doğrultusunda bunları da değerlendirebiliriz. Yani ufak bir bütçeli bir program sizlere önerdim. Sürpriz safkanları da zaten sizlere buluşturdum. Evet İzmir programı için sizlere aktaracağım safkanlar. Bunlar da sevgili dostlar tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Tabii ki sizlerin de kendi tuttuğunuz safkanları varsa mutlaka kuponlara iliştirelim. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Bol şanslar. Evet, akşama da e, Kocaeli programımıza, onun da çalışmalarına başlayacağız birazdan. Onu da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık.